Bir deney göstermek istiyorum. Tamam. Bir hediye var. Nur'a vereceğim bir hediye var. Şimdi hazır mısınız Nur? Vallahi sizden gelen her şeyden her an ürktüğüm için çok hazır değilim. Bunu ben hazırladım. Sürpriz. Sevenlere özel. Hediye. Sevenlere özel. Nur'la ne ilgisi varsa. Sevenlere özel bir hediye. Ne çıkacak içinden? Hazır mısın Nur? Hazır değilim. Bir şey var mı hocam içinde? İçinde bir şey var. Kırmızı renkli bir şey var. Yani kırmızı da olabilir. Ya böyle çok güzel sevgiyi çağrıştıran bir şey var. Aç. Açarım içinden bir şey fırlar. Vallahi korkuyorum. Fırlamayacak ya. En son biliyorsunuz bana yayında ne yapmışsınız. Şurada bir şey fırlar mı? Şu inceliğe bir bak. Sevgili yönetmenim. Vallahi onun içine böcek bile sıkıştırmış olabilir. Al. Aç. Dikkatli aç. Yavaş yavaş. Dur. Güzel bir müzik ver. Gerilim müziği ver. Yarışma müziği gerilim. Ver. Gerilim. Yok yok gerilim. Şaka yaptın şaka yaptın. Aç. Sürpriz, sevgi, hediyesi. İyi bak. Bir şey yok Nur. Bak bir şey yok dedim ya. Ya hocam. Şunu yaptım da ben. Elime göz nuru gerçekten Nur için hazırladım. Yönetmenim çekti mi? Ne anlattınız şimdi bunu? Ne? Allah aşkına o ne hocam bunu? İyi bak. Böcek gibisi Allah aşkına bak yaramaz çocuk. Vallahi yaramaz. Bak bak bak. Bak, nasıl bunu, fırladı peki? Bu fırlamadı işte bükünce öyle oluyor. Değişik. Dün yaptım bunu. Ne şimdi oldu? Bu, yaptınız da ne oldu şimdi? Yani ya bir insanı korkutmaktan hayır, bu hayır. Kadar mı hoşlanır? Kesinlikle. Üzüntülüyüm şu anda Nur. Üstüme gelme. Şimdi korktum biraz. Ne şimdi yaptınız bak, hocam şimdi? Bunlar ne anladın? Yani bunu yapmaktaki hedefiniz ve amacınız neydi? İşte sınav kaygısı tam olarak bu. Nasıl yani? Bir kişi içinden ne çıkacağından tedirgin olduğunda, şimdi bir daha aynısını yapalım bakalım Nur ne yapacak, tepki verecek mi? Sınav kaygısı ne demektir? Çocuklar sınavdan niye korkarlar? Ne emek vermişim ama görüyorsun. Nur tekrar açar mısın? Ya artık açarım ne olacak? Dınt, dınt, yani... Nur yuh ya, yuh ya. Ya onu nasıl böyle yapıyorsunuz? Büküyorum ya, büküyorum. Tır 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 ediyor. Sanki içinde kelebek var gibi bir etki oluşturuyor. Şimdi bak mantık şu. Nur niye biraz önceki gibi korkmadı? Çünkü artık içinde biliyor. Çocuklar sınavdan niye korkarlar biliyor musunuz? Tam bunun yüzünden. Çünkü sınavın sonucunda ne olacağını bilemediği için kötü bir şey olacak şeyiyle refleks tepki verir ve korkar. Peki ne yapalım çocuklara? Bir kere şunu yapın. Bu ne? Yani çocuğu sınavın sonucuna odaklamayın. Sınavın sonucuna odaklarsan kesinlikle çocuk korkar. Bunu nasıl yapacağız? Böyle sizin gibi muzur şeyler mi yapıp vereceğiz çocuklara? Hayır, hayır. Çok güzel. Bu muzur değil. Bu bilim için kendini feda eden Allah insan. Allah! Tabii, tabii, tabii. Karşınızda. Bilim için kendini tabii. Feda eden. Vallahi kendimi feda. Doktor ve garip sunucu. Gerçekten bak kendimi feda ettim. Kendimi feda ettim. Şunun için emek verdim. Kerpeten kullandım. Tabii. Lastikle. Ataç buldu, lastik düğme buldu. Düğme istedim. Bizdeki psikolog kızlardan düğme yokmuş. Ataçı düğme şeklinde getirdim. Harikasınız. Böyle, böyle bir şey yaptım. Amaç ne? Amaç şu. Mantık şu. Bir çocuğun sınavdan korkmasını istemiyorsan, Albert Bandura diyor ki, ailelerin yaptığı çocuklarına en büyük hatalardan birisi, çocukları korkuturlar diyor. Nasıl? Aynen Nur'un korkuttuğu gibi. Nur'un yanında kızı olsaydı ne hissederdi? O da ay diye önce bağırırdı. Önce patlamıştı. Evet bağırırdı evet, doğru. Evet, evet. Neden? Çünkü annesi de bağırıyor. Annesinin ay, yüzüne bakıyor. Gerçekten doğru söylüyorsun. Sabah ben düştüm bağırıyorum o da bağırıyor. Sen niye bağırıyorsun diyorum. E düştün diye canın acıdı diye bağırıyorum diyor. Anladınız mı? Çocuklara anneler gelir ne der? Temel hatalardan biri. Güven baskısı altına alma, kaygı oluşturma yöntemi. Çocuğa anne der ki yavrucuğum biz sana güveniyoruz. Sen bizim bir tanemizsin başaracaksın inşallah sana güveniyoruz çok iyi yapacaksın hadi gir. Çocuk ne oldu? Bitti şu anda. Niye? Kaygı durumunu mahvettin çocuğu. Mahvettin. Nur hepsi senin yüzünden oldu bu. Niye? Niye? Çünkü çocuğa güveniyorum diyerek
Hata yapma hakkını aldın elinden. Ne diyeceğiz peki? Çok güzel bir laf. Şunu çekebilir misin yönetmen? Hocam, şunu kurban bir olayım. Sana dokundurmayacağım. Ceketime yazık, söz günah beyaz. Söz veriyorum. Söz veriyor musunuz? Söz. Yemin edin. Söz. Bak söz veriyor. Bak dikkat et, kaygı bulaştıracağım. Bir anne çocuğuna kaygı bulaştırıyor bak. Bak. Ama sözleri söyleyin. Bu kaygıyı bak, nasıl bulaştırıyoruz? Sana çok güveniyorum. Evet. Sen çok iyi bir çocuksun. Kesin başaracaksın. Başkaları yapıyor, sen de yaparsın. Hocam benim kızım aferin yandı mısın aldı oğluma o zaman? Sabah tabii, ben hepsini tabii söyledim bunları. Bitti. Bitti çocuk. Ha? Bitti. Bazı anneler... Yavrum sana güveniyorum ben. Bitti çocuk. Ay hocam. Bitti çocuk. Vallahi sabah hepsini çocuğa söyledim tek tek. Çocuğa kalbindeki şeyi aldın, ne yaptın? Nur'a bulaştırdın. Kendi çocuğunu. O yüzden çocuğa gelip genelde... Sana çok güveniyorum. Sen benim aslanımsın, koçumsun. Aferin sana. Yapabilirsin, sen başarırsın, mükemmelini yaparsın, bilmem ne yaparsın. Çocuk sınavda panik atak geçiyor. Hocam.